Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece bir kaşık yoğurtla 5 kilo süt nasıl mayalanır onu paylaşmak istiyorum. Daha önce birkaç tane yoğurt paylaşımım oldu. Hatta fırında yapmış olduğum yoğurtta biraz fazla eleştiriler geldi. Tabii bazı eleştiriler haklıydı. Örneğin ben yoğurtlarımın üzerine suyunu çekmesi için ve daha katı olması için peçete koymuştum. Mutfak bezi koymuştum. Bu çokça eleştirilmişti. Vitaminini peçete veya mutfak bezi çektiği için yoğurdumuzun vitamini azalıyor. Bu yüzden üzerine hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz tabii ki. İkinci olarak sütü birazcık fazla kaynatmıştım. İnek sütü fazla kaynatıldığı zaman vitaminleri ölüyor. Bir defa sütümü çok fazla kaynatmadım. Kaynadıktan sonra 1-4-5 dakika böyle havalandırarak karıştırdım sadece. Daha sonra ılınmaya bıraktım. Sütüm gördüğünüz gibi üzeri kaymak bağladı. Bizimkiler kaymağı kahvaltıda daha çok sevdikleri için şöyle sütümün kaymağını alıyorum arkadaşlar. Sütçümüzden de Allah razı olsun hile yapmadığı için çok güzel kaymak oluyor sütümde. Bakın sapsarı. Hatta ben bunları biriktirip tereyağı yapmak istiyorum ama dediğim gibi bizimkiler kaymak çok sevdikleri için bakın şöyle tereyağı yapacak kadar maalesef biriktiremiyorum. Şöyle alıyorum. Bu arada yoğurdumuzun kıvamının güzel olmasının kullandığımız sütle de çok büyük ilgisi var arkadaşlar. Eğer güvenilir bir yerden doğal süt alabiliyorsanız sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Birkaç tane daha püf noktası var. Ben de o zaman sizlerle yoğurt tarifini paylaştığım zaman öğrendim. Gerçekten çok şey öğreniyorum sizin sayenizde. Şunu da söylemek istiyorum. Profesyonel bir aşçı değilim. Sıradan bir ev hanımıyım. Beğendiğim, hoşuma giden şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Pratik ve lezzetli bulduğum şeyleri, püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden o paylaşımdan sonra ben de bazı püf noktalar öğrendim. Denediğim zaman gerçekten sonucun çok güzel olduğunu gördüm ve sizinle de paylaşacağım. Sütümüzün sıcak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Sütümüz, şimdi parmağımızı batırıp sütün sıcaklığını ölçüyoruz ya, batırdığımız zaman böyle hiçbir şekilde parmağımızı yakmayacak sıcaklıkta olursa sütümüz çok güzel mayalanıyor. Hemen sütümü mayalayacağım. Daha önce kavanozlara yapmış olduğum yoğurdumdan kullanacağım. Sadece bir kaşık yoğurtla mayamı hazırlayacağım. Şöyle bakın, bir kaşık yoğurtla 5 litrelik sütün mayasını hazırlayacağım. Yoğurdumu şöyle alıyorum kenara. Ilınmış olan sütümden de birazcık ekliyorum şöyle. Eğer ki maya çok olursa sütümüz ekşi ve yine cıvık oluyormuş. Ne kadar az kullanırsak yoğurdumuz o kadar güzel olurmuş. Yoğurt mayalamak için bir kaşık yoğurt yeterli oluyor. Bu arada bu tahta kaşığım yemek kaşığı ile aynı büyüklükte. Ve hazırladığım mayamı sütümün içerisine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum her tarafına yayılması için. Allah'ın izniyle inşallah çok güzel bir yoğurdumuz olacak. Ben bu defa yoğurtlarımı güveç kaplarına yapacağım. Hemen şöyle güveçlerimin kapaklarını açıyorum. Ve mayaladığım sütümü güveç kaplarıma paylaştırıyorum. Kalan sütümü de büyük güveç kabımın içerisine boşaltıyorum. Sütümü güveçlerime boşalttım. Şimdi ben yine fırında mayalayacağım. Fakat fırınımı hiç çalıştırmayacağım arkadaşlar. Çünkü içeride zaten klima çalıştığı için mutfağım gayet ılık. Bu yüzden fırınımı çalıştırmayacağım. Tıpkı yazın yoğurt mayaladığım gibi direkt soğuk fırına atacağım şimdi güveç kaplarımı, yani sütlerimi. Zaten fırını çok çalıştırmıyoruz biliyorsunuz. Sadece içi ısınacak kadar çalıştırıyoruz. Fakat öyle olduğu zaman bile ben şunu gördüm. İster istemez yoğurt buharlaşıyor ve bu defa sulu oluyor. Ben şimdi bu hazırlamış olduğum güveçlerimi soğuk fırına atacağım. 6 saatin sonunda mis gibi yoğurtlarım hazır olacak.
Çalışmıyor arkadaşlar. Sadece ışığını yaktım. Sizlerin fırın içerisini görmeniz için. Bu şekilde güveç kaplarımı yerleştirdim. Şöyle kapatıyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve 6 saat boyunca yoğurtlarımı mayalanmaya bırakıyorum. İnşallah çok güzel olurlar. 6 saatin sonunda sonucu sizlerle paylaşacağım inşallah. Yoğurtlarımı fırına koymamın üzerinden 6 saat geçti. Şimdi açıyorum bakalım nasıl olmuş. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar, bakın. Fırını açmadığım halde, yani fırını ısıtmadığım halde sütün ılıklığıyla buharlaşmış. Eğer fırını ısıtsaydım daha çok buharlaşacaktı ve bu defa sütümüz zannediyorum çok iyi olmayacaktı. Bakalım şimdi yoğurtlarımız nasıl olmuş. İnşallah çok güzel bir şekilde tutmuştur. Yoğurtlarım tutmuş. 10 dakika oda sıcaklığına bekledikten sonra dolaba kaldıracağım. Bu defa kesinlikle üzerine peçete, mutfak bezi hiçbir şey koymuyorum. Direkt bu şekilde bir gece buzdolabında bekledikten sonra ertesi gün sonucu yine sizinle paylaşacağım inşallah. Yoğurtlarımı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Şimdi beraber bakalım nasıl olmuşlar. Çok az yoğurt koyduğumuz zaman hem ekşi olmuyor hem yoğurt çok güzel tutuyor. Büyük yoğurdum da gayet güzel görünüyor. Şöyle bir ters çevirmeye de cesaret edemiyorum arkadaşlar ama şöyle bir sarstığım zaman bakın hani çok böyle sallanmıyor. Çok sulu değil. Püf noktası olarak tekrar özet geçmek istiyorum. 5 litre süt için 1 veya 1,5 yemek kaşığı dolu dolu olacak tabii ki. Yoğurt koyuyoruz ve fırında mayaladım. Fırınımızı ısıtmıyoruz arkadaşlar. Ben fırında ısıttığım zaman şunu gördüm. Fırını ısıtıp yoğurtları mayaladığım zaman fırının ısısıyla sütün ılıklığının buharı birbirine karışınca daha sıcak bir ortam oluyor ve yoğurt fazla sulanıyor. O yüzden fırını ısıtmadan direkt fırına koyuyoruz. Fırının kapağını açınca da gösterdim. Fırını hiç ısıtmadığım halde buharlanmıştı. Isıttığımız zaman daha çok buhar oluyor ve yoğurdumuz daha sulu oluyor. Fırını ısıtmayacağız. Direkt fırınımıza atacağız yoğurdumuzu. Ve de daha sonra fırından çıkarttıktan sonra 5-10 dakika dışarıda beklettikten sonra oda sıcaklığında, çünkü ılık bir ortamdan çıkıp direkt buzdolabına koyarsak bu defa tekrar buharlaşır, tekrar sulanır. Fırından çıkartıp biraz beklettikten sonra oda sıcaklığına gelince ne yapıyoruz? Dolaba kaldırıyoruz ve dolapta bir gün beklettikten sonra, eğer vaktiniz varsa 24 saat beklerse sonuç çok daha güzel oluyor. 24 saat bekledikten sonra yoğurtlarımız tüketilmeye hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi en önemli kısım, yoğurdumuzun kıvamına bakacağız. Önce şöyle küçük yoğurdumuzdan almak istiyorum. Bakın. Gayet güzel bir kıvamı var arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle üzerine peçete koymadım. Hemen şöyle bir tabağa almak istiyorum. Hatta peçete koyduğum yoğurtlardan daha güzel olduğunu bile söyleyebilirim. Yaklaşık 3-4 haftadır denemeler yapıyorum. Ve en güzel bu şekilde olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Fırının ısısı gerçekten önemliymiş. Bence fırını ısıtalım diyen arkadaşlarımızın yanıldığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü fırını ısıttığım zaman yoğurtlarım sulu oldu. O yüzden de peçete koymak durumunda kaldım. Fakat fırını ısıtmadan yaptığım zaman sonuç çok daha güzel oldu. Ben yazın fırını ısıtmadan yapıyordum. Fakat havalar soğuduğu için belki ısıtmak gerekir diye düşünmüştüm ama aslında gerek yokmuş. Fırının içerisinde zaten daimi bir sıcaklık seviyesi var. Şimdi büyük güvecimize de bakalım. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bakın gerçekten kalıp gibi tabir edebileceğimiz şekilde gayet başarılı bir sonuç bence. Ve bunu sadece bir yemek kaşığı, tabi dolu dolu yoğurt kullanarak yaptık, hazırladık bu yoğurtlarımızı. Şöyle koymak istiyorum. Umarım sizler de dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Yine önerileriniz varsa, tavsiyeleriniz varsa her zaman önerilerinize açığım. Önerilerinizi bekliyorum. Fakat eleştiri yaparken kırıcı olmazsanız çok sevinirim gerçekten. Hepimiz insanız. Mükemmel olmayabiliriz. Hatalarımız olabilir. Ayrıca güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Yepyeni ve çok pratik tariflerle, püf noktalarıyla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.